Çok değerli belediye başkanlarım, değerli kaymakamım, değerli il müdürüm, çok değerli oda arkadaşlarım, değerli muhtarlarım ve tütün üreticileri, hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Tütün Birliği'nin önemini biraz sonra başkanlarımız anlatacak. Ben sizlerden hep birlik beraberlik içinde olunmasını istiyordum. Sağ olun var olun buraya kadar geldiğiniz için ve tütün üreticilerinin artık birlik beraberlik içinde olduğunu kanıtlamış oldunuz. Tütün hepimizin taban ihtiyacı. Tabandan geldiğimiz için çoluğumuza çocuğumuza okuttuğumuz, yıllarca vermiş olduğumuz emek karşısında almış olduğumuz alın teri. Ürünlerimizin içinde, çiftçi olarak ürünlerimizin içinde en fazla emeği olan bir ürün. Onun için ben sözümü fazla uzatmayacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Erkan Başkanıma sözü veriyorum. Sayın Kaymakamım, değerli belediye başkanları abilerim, Ziraat Odası başkanlarım, saygıdeğer il müdürüm, muhtarlarım, 3 ilçemizin değerli tütün üreticileri, hepiniz 1. olağan kongremize hoş geldiniz. Yıllardan beri Tavas Kale Beyağac'ın ortak kaderi olan tütün üreticiliği benim için çok önemliydi. Kendim tütüncü çocuğuydum, tütüncüydüm. Diğer belediye başkanlarım, hakeza Ziraat Odası başkanlarım öyle, muhtarlarım malum. Biz hepimiz tütüncüyüz. Dolayısıyla bu 3 ilçenin de ekonomisi maalesef tütüne bağlı. Yani tütün varsa biz varız, tütün yoksa yokuz. Aday adaylığımda başladım. Tütüncüler Birliği'ni kuracağız dedim. Nasip oldu, aday olduk, başkan olduk. Çevre Belediyeler Birliği Başkanı olunca dedim ki bunu 3 ilçe adına yapalım. Allah razı olsun, teklif götürdüğüm belediye başkanlarım yanımda oldular. Muhtarlarımızla toplantı yaptık, hepsi sonsuz desteklerini verdiler. Böylece bu yola çıktık. Köy köy dolaştık. Bütün köyleri dolaşamadıysak da aşağı yukarı %70-%80 köyleri dolaştık. Dedik ki biz birlik olmalıyız. Biz geçen sene afişlerimizi astık. Hepiniz biliyorsunuz. Afişlerimizi asana kadar tütün 11 lira, 11,5 lira, 10 liraya gidiyordu. Afişleri astığımızda tütün direkt 13 lira oldu mu? Bunu hepiniz gördünüz değil mi? Bu sene 14'ten aşağı tütün satan yok. Sebebini de merak ediyorsanız biz birliğimizi Ankara'da kurduk. Muş, Samsun, Bitlis, Manisa ve Denizli. Ankara'da bakanlığımıza birliğimizi onaylattık. Resmi gazetede yayınlandı. İnşallah önümüzdeki haftalarda randevu talep ettik. Hükümetle pazarlığa oturacağız ve tüccardan aldığımız bilgilerle hükümetle pazarlık yapacağız. Size şunu söylüyorum.
Siz benim arkamda bu şekilde tek yumruk durduktan sonra ben tütünü size seneye 20 TL'ye satıvereceğim. Söz veriyorum. Ben bu yola baş koydum. Her yönüyle baş koydum. Sofular köyünde bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Oraya ben Tütüncüler Birliği konuşması yapmaya vardım. Zamanın Ziraat Odası Başkanıma dedim ki, başkanım burada bulun. Sen de halkımızın yanında onlara bir şeyler anlat. Benim işim var diyerek gitti. Şimdiki Ziraat Odası Başkanımız bu işin esas başlangıcını yapan. Bundan yaklaşık 3-5 sene önce bu birliği kurmuş fakat yürütememiş. Yani bu işler anlatmak istediğim birini kötülemek, birini övmek değil. Birlikle olur. Biz birlik, beraberlik içerisinde olursak başarıya ulaşabiliriz. Ben çok süslü sözler bilmem. Ama geldiğim günden beri söylediğim, biz 3 ilçe aynı kaderi paylaşıyoruz. Aynı toprakları paylaşıyoruz. Ve birlik olmalıyız. Bizim içerimizde de vardır. Mutlaka tüccarın ön adamları vardır. Tüccara yardımcı olan, köylerde yardımcı olan ön adamlarımız vardır. Onlara özellikle şunu söylemek istiyorum. Biz tüccara düşman değiliz. Kesinlikle. Çünkü bugüne kadar onlar da bizim işimizi gördüler. Bizim tütünümüzün pazarlamasında bize yardımcı oldular. Kesinlikle bu konuda yanlış anlaşılmak istemem. Onlar bizim ne kadar biz tütüncüysek, buradan ekmek yiyorsak, onlar da cüz'i bir karla ekmek parası peşindeler. Biz onlarsız olamayız. Tütün özelleşmiş. Mutlaka tüccarla beraber hareket etmek zorundayız. Ve hükümetle pazarlığa oturmadan önce mutlaka ve mutlaka onların da görüşlerini alarak, onların da taleplerini dinleyerek hükümetle pazarlığa ona göre oturmak istiyoruz. Bakınız, bugün tütünden alınan vergiler yüksek. Eğer ki hükümete biz 1-2 puan aldığı vergileri düşürsek zaten bizim tütünümüz 20 lira. Tüccara da ona göre pazarlık edeceğiz. Tamam, bu vergiler düşecek ama bu üreticiye yansıyacak. Benim niyetim halis ki eğer karşı taraftan anlayış göremezsem, onlar beni anlamazsa, onlar benim gibi hareket etmek istemezse, ben de sizlere şunu söylerim. Kimse sözleşme imzalamasın. Diyeceksiniz ki bize avans lazım. Bugün kaç para avans alıyorsunuz? Vallahi ben 2 katını alıvereceğim. Onlardan alıvereceğim. 2 katını alıvereceğim. Size bir şey söyleyeyim. Bir gün size yalvaracaklar tütün dikin diye. Bakın. Bir gün size yalvaracaklar tütün dikin diye. Emeğimizi ucuza satmayalım. Emeğinizi ucuza satmayın. Hep söyledim. Gittiğim tüm köylerde söyledim. Ben o tütün tarlalarından geldim. O naylon çadırların içinde nasıl yaşadığınızı bilen birisiyim. Kırkı çıkmamış çocuğuyla benim bacım o naylon çadırın içinde tütün işliyor. Yalın ayak, başı kapak. Bu emeği ucuza satmayın. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarım, Tarım İl Müdürüm, belediyelerimizin değerli meclis üyeleri, muhtarlarım, Ziraat Odası Başkanlarım, alın teri en kutsal olan tütün üreticisi kardeşlerim.
Kale Belediye Başkanımız ve birliğimizin kurucu başkanı Erkan kardeşim aslında söylenmek istenenleri, amaçların hepsini söyledi. Abi şu an cenazem var da şu an var. Hem zaman kazanmak adına hem de söylenenleri tekrar etmemek adına sadece bir dilek ve temennide bulunup sıramı diğer konuşmacılara vermek istiyorum. Sadece bir amaç var dedi Kale Belediye Başkanı. Sadece bir amaç var arkadaşlar. Başka hiçbir amaç yok. Gizli, saklı, art niyetli, maddi veya manevi. Başka hiçbir amaç yok. Tek bir amaç var. Sizlerin alın terinizin, yani alın teri içerisinde en kutsal olan kazancınızın, hakkınızın karşılığını almak. Başka bir, hiçbir niyet, hesap yok. Ve bunu yaparken de birlik olmak, beraberlik olmak. Tek amacımız bu. Ben Birlik Kuruluş Genel Kurulu'na bu derece yoğun bir şekilde katılımlarınızdan dolayı hem ümitlendim hem cesaretlendim. Bizi bu toplantıda yalnız bırakmayan gerek Tavas Kaymakamı'na gerek Tarım İl Müdürü'me çok çok teşekkür ediyorum. Bu toplantının sizlerin kazancınızı arttıran, sizin mutluluğunuzu arttıran, sizin hayat standartınızı arttıran kararların alınmasıyla neticelenmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Birlik Genel Kurulu'nun hepinize, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Alanlar, salonlar almaz olmuş. Çünkü adı birlik. İnşallah birlik dirliğe, birlik iriliğe götürür. Ki şimdiden bu dirliğe doğru, iriliğe doğru bir gidişat var. Bu sevindirici bir tablo. Sevindirici bir fotoğraf. Yüzler, gözler yalan söylemez. Bundan bir yıl önce bizim ecdadımız, büyüklerimiz söylemiş. Hakikaten yüzün güzelliği gözde olur diyor. Yüzün güzelliği gözde olur. Tabii dilin güzelliği sözde olur. Dolayısıyla bu güzellikler yüzlere, parıltıya, ışıltıya yansıdığına göre inşallah encamı hayır olur. Öyle dua ediyoruz. Çünkü Mevlevi ruhuyla hayırlar, güzellikler fetholsun, şerler def olsun. Öyle niyaz ediyoruz, öyle dua ediyoruz. Madem ki Denizli ayağında Tavas, Kale, Beyaç ciddi bir birlik peşindeyiz. Madem ki Samsun'un da Muş'un da diğer illerimizde de Sayın Başkanımızın ve geçici başkanımızın, aynı zamanda Kale Belediye Başkanımızın ve ilgili arkadaşlarımızın üstün gayretleri ve performanslarıyla Ankara'da da bir üst birlik kurulduğuna göre bu işin inşallah bu cesaretle, bu parıltıyla encamı da hayır olsun diye niyetlenmişiz. Önce hayal edildi bakın. Erkan Başkanım dedi ki hayal ettik dedi. Tütün tarlasını gece 3'te 02'de çırayla, idareyle tütün kırmaları, çoluğu, çocuğu, anneyi, bacayı hayal etti. Hayal et. Sonra niyet et dedi. Niyetlendi. Sonra gayret et dedi. Gayret etti. Şimdi de tevessül et dedi. İşin içine girdi. Sonra da tevekkül et dedi. Tevekkül ediyoruz şu anda. Bakın bu fiili bir tevekküldür. Fiili bir tevekküldür bu. Ama önce Allah'a güveneceğiz. Sonra buradaki birliğe, işte şimdi seçeceğimiz başkanımıza, şu ana kadar gayretle çalışan Kale Başkanımıza, BH Başkanımıza, ilgili arkadaşlarımıza, Ziraat Odası Başkanlarımıza, muhtarlarımıza. Allah razı olsun. İnanın bu samimiyetle, bu hüsnü niyetle çıkılacak yolda Allah kullarına yolda bırakmayacaktır. Bundan bizim imanımız tamam arkadaşlar. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama fil fıkrasını güzel anlattı başkanım. Yani nasıl olsa bu işin yüklenicileri, hamileri, taşıyıcıları var. Vurun sırtına yükü, devam. Vurun sırtına yükü, devam olursa başımıza iş açabilir. Erkan Başkan haberiniz olsun. İkinci fil gelir. Çünkü Erkan Başkan ikinci fil getirecek potansiyel var. Yani bunu zeka anlamında söylüyorum elhamdülillah yani. Gayret anlamında söylüyorum. İşte bu takılmalarımız, esprilerimiz bile arkadaşlar karşılıklı ilişkimizi dikkat edin. Samimiyetimizi ortaya koyuyor. Yoksa gayet resmi bir hava olmuş olsa herkes nizami 3-5 kitabı cümle söyler. Sevgili, saygıyla, hoşçakalın der geçer.
Bunlar işin formel tarafı, işi günü kurtarma tarafı. Bu birlik laf olsun, torba da olsun, gündemde olsun, televizyonda da biz olalım düşüncesiyle kimse kışta kıyamette burada bu çatının altında beraber olmak için gelmemiş arkadaşlar. Bu yüzden onu söylüyor. Bakın bu yüzden onu söylüyor. Onun için sizlerden isteğimiz gayretle bu işin sahip çıkılması. Ne olur? Sahip çıkılsın. Rakamlar hepsi de elimizde mevcut. Allah razı olsun. Önümüzdeki senedeki hedefi de söyledi Sayın Başkanımız. Hedefler o olacak. Biz iyi niyetli olduktan sonra hiçbir köy adamına, tüccara, şuna böyle düşman değiliz. Senin tarlada ürettiğin ürününün dünya şartlarındaki standarda uygun fiyatlandırmanın taraftarıyız arkadaşlar. Dünya tarımın üzerine bina edilmiş. Peygamberimizin velisi var. Dünya diyor, bakın dünya, dünya alettevri vel huti diyor. Dünya öküz ve balık üzerine kurulmuştu diyor. Bu ne demek? Eşittir tarım demek. Dünya suyla karadan meydana gelmiş değil mi? Suda denizler, okyanuslar var. Onun kenarındakiler balıkla vesaireyle, deniz ürünüyle hayatına devam ettirir. Diğer tarafta karadakiler de öküzle bugünkü şartlardaki teknik ve teknolojiyle tarlayı işler diyor. Öyleyse dünya tarım üzerinde kurulmuş. Tarımdan vazgeçmek yok. Tütünden sonra diğer tarım üzerinde de devam ediyoruz, çalışıyoruz. Bakın biz Tavas Ziraat Odası Başkanı ve diğer arkadaşlarımızla belediye olarak ciddi bir desteğimiz var. Meyve Üreticileri Birliği, Sebze Üreticileri Birliği'ni bugün yarın kuruyoruz ve kurduk zaten. Ankara'yakları tamamlanıyor. Neden bunları söylüyorum? Değerli arkadaşlar, kırsal kalkınmalardaki hibelerin büyük çoğunluğunu birlikler alıyor. Belediye sen diyor, bu tüzel kişiye ben kesinlikle şu hibeyi vermem diyor. Bu işi kovalayacağız. Bu işi kovalayacağız. Üç tane başkan gönül gönüle el ele verdiğine göre gelin bundan istifade edin. Gelin bundan istifade edin. Yani biz köy köy kahve kahve devamlı artık bunun gereğini anlatalım da koşturalım değil. Bu saatten itibaren yine başka türlü Nasrettin Hoca'nın fıkrasında olduğu gibi anlayanlar anlamayanlar, anlayanlar anlamayanlar anlatsın. Başta Sayın Kaymakam'ın bu teşrifleriyle birliğe olan gönlünü, katılımıyla birlikteki desteğiyle çok teşekkür ediyorum kendisine. Sayın başkanlarıma, meclis üyesi arkadaşlarıma, ziyaret odası başkanlarıma, muhtarlarıma inanın. Yani yüzler yalan söylemiyor arkadaşlar. Birazcık beden dili okuyorsak yani size gaz vermek için falan değil. Kimsenin de gaza ihtiyacı yok. Dolayısıyla yüzler yalan söylemediğine göre anlayanlar anlamayanlara anlatmaya devam arkadaşlar. İnşallah birliğin dirliğimize, dirliğin iriliğimize kazanca ve berekete vesile olması düşüncesi, himmeti, duasıyla tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Genelde çiftçimiz kesintiyle bu işlerin yapılmasından neler ama burada kesinti yapılacak bir durum yok. Onun için aidiyetlerinizi öderseniz ne olur birlikte sizin adınıza karşınızdakilerle pazarlık şansını elde edebilir. İlerideki belki de ileriki yıllarda bu iş lisanslı depoculuklara kadar devam edebilir. Önemli olan bu işe siz gerçekten destek vermeniz lazım. Ama memleketimizde de maalesef bir eksiklik bu. Kooperatiflerle, birliklerle bunu birebir yaşayan bir teşkilatın müdürüyüm. Maalesef birlikteliğimizi uzun sürdüremiyoruz. Önce güvenmeniz lazım. Güvenin, yani önemli bir rakam, Denizli'den, işte tütünden yaklaşık 20 bine yakın aile gelir elde ediyor. 240 milyon lira bir getirisi var ilimize. Güç var sizde ama önemli olan bundan sonra bu gücü birlikte ortaya koymak. Başkanım çok güzel rakamlarda bahsetti. İnşallah o seviyelerde sizin emeğinizin karşılığı olanı almanız ancak birlik vasıtasıyla olur. Ama birlik olduktan sonra da şimdi 1-2 sene kendini kabul edinceye kadar da müthiş tazikler gelir. Yani bunu daha önce de gördük. Dışarıdan işte birliğe girmeyenlerle grup oluştururlar. Onlara 2 lira, 3 lira fazla verirler. Ama siz kısa vadedeki bu tuzaklara kanmamanız lazım. Bizim Çal'da ben çalışırken güzel o zamanlar yoktu yani 99'larda. Su soğutma tankı almıştık Bayır Alan Köyü'ne. Anlaştık. Diyelim ki rakam 1 liraya süt satıyoruz. Şimdi adamlar geldi hemen süt tankını koydurtmayacaklar ya. 1 lira 10 kuruş, 1 lira 20 kuruş. Tabii hepimiz daha çok kazanmayı isteriz. Bizim tank boş kaldı. Biz o zaman tankı da Tavas'a gönderdik Allah alem. Burada bir mahalleye, köye. Sonra bizim tank gitti, süt 75 kuruşa indi.
birlik oldunuz mu fiyatlar artar, birliği yıktıkları günde %50 düşürürler. Bunu iyi bilin, güvenin, inanın, bu iş inşallah hayırlı olur diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben öncelikle inanılmaz derecede keyifliyim. Bunu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ya şu salonu değişik etkinlikler için kullandık ama hiç bugünkü kadar hınca hınç dolu halini görmemiştik. Ve bunun böyle güzel bir vesileyle olmasından dolayı ve bu vesilede de sizinle birlikte olmaktan dolayı inanılmaz derecede keyifliyim. Ben bunu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Şimdi siyasetçilerimizin arkasından konuşmak, özellikle böyle 3 tane çok güzel hatip belediye başkanının arkasından konuşmak kolay değil. Çok güzel şeyler söylediler. Duygu ve düşüncelerini ve bu olayın gerekliliğini, neden yapıldığını, hedeflerini çok güzel anlattılar. Ben acizane çok da uzatmadan birkaç kelime ilave etmek istiyorum. Şimdi başkanımız o Kutlu Nebi'nin asr-ı saadetinden örnekler verdi. Sadece o dönemde değil, şimdi de artık özellikle son 20 yıldaki dünya çapındaki gelişmelerle arkadaşlar, tarım gerçekten geleceğin en önemli ekonomik aktivitesi. Bakın, ekonominin hangi yöne gittiğini anlamak istiyorsanız, bütün dünyada geçerlidir bu. Büyük yatırımcıların, büyük iş adamlarının hangi sektörlere yatırım yaptığına bakmanız gerekiyor. Çünkü en fazla kafalı adam, en fazla okumuş adam çalıştıran onlardır. Ve onlar her şeyi çok doğru analiz edip geleceği görürler. Bakın ülkemizde son 20-25 yılda, dünyada son 20-25 yılda bütün büyük yatırım grupları tarım sektörüne yatırım yapıyor. Bu da aslında sahip olduğunuz üretim gücünün ne kadar büyük bir güç olduğunu doğrudan ispatlayan, doğrudan ortaya koyan somut bir örnek, gösterge. Şimdi tarım dünyanın geleceği ve siz bunu elinizde tutuyorsunuz arkadaşlar üretici olarak. Ülkemiz bunu elinde tutuyor. Şimdi dönersek tütüne. Bu dünyada tütün kullanıldı. Şu an kullanılıyor, kullanılmaya devam edecek arkadaşlar. Bununla ilgili ne kadar çok kısıtlama olursa olsun dünya çapında, tütünün kullanıldığı sigara üretim sektöründe çok üst düzey, uluslararası çalışan çok dostlarım var. Yönetici dostlarım. Dünya çapında bunun ekonomik büyüklüklerini iyi bilen birisiyim. Bu konuda bizde bir tecrübe var. Ege bölgemiz özellikle tütünle anılır senelerdir. Ve bunu gerçekten bilen bir çiftçi grubumuz var. Bu çok büyük bir şans. Ama eksikliğimiz ne? Dünya ekonomik düzeninden bahsettik. Şimdi bir de negatif tarafını söyleyelim. Çok gaddar, çok inanılmaz acımasız bir ekonomik düzen var. Ve burada hiç kimseyi suçlayamazsınız. Başkanımız söyledi. Tüccar da işini yapıyor. Piyasanın kuralları var arkadaşlar. Kimseyi malımızı niye ucuza alıyor diye eleştiremeyiz. Biz de onlar kadar akıllı olacağız. Biz de onlar kadar güçlü, kuvvetli olacağız. Ve malımızı onlara ucuz satmayacağız. Onlar ucuza almak isteyecek, biz daha fazlasını almaya çalışacağız. Ve döndük, dolaştık, nereye geldik? Bunun tek yolu var arkadaşlar, birlik olmak. Şimdi ben arkadaşlarımın konuşmalarından böyle küçük küçük parçalar alıp kullanmaya gayret ediyorum, dikkat ederseniz. Müdürümüz ne dedi? Ölçekten bahsetti. Yani büyüklükten, üretim büyüklüğümüzden. Bu bizim Türkiye'de tarım sektöründeki en büyük acımız, sıkıntımız. Ha bunu yapısal olarak değiştirmek elimizde değil arkadaşlar. Hepimizin tarlası, bahçesi var. Sonra çoluğumuz, çocuğumuz oluyor. Onlar da bölünüyor. Şimdi bununla ilgili yasal düzenlemeler var ama sonuçta ölçek olarak tarım işletmelerimiz çok küçük arkadaşlar. Dünyanın neresiyle karşılaştırırsınız, karşılaştırın. Bunu dezavantajdan avantaja çevirebilmek için de tek mekanizma işte bugün burada toplandığımız vesile olan bu tip birlikler arkadaşlar. Siz bir kişinin, iki kişinin, beş kişinin, on kişinin pazarlık gücünü aşıp yüzlerce üyenin toplu olarak ürettiği o devasa miktarın, o ölçeğin, çok büyük ölçeğin gücünü kullanarak müthiş bir pazarlığa sahip oluyorsunuz. Pazarlık avantajına sahip oluyorsunuz. Bu vesileyle bu çok önemli arkadaşlar. Ben bu yüzden çok keyifliyim. Ben burada taahhüt edilen, hedeflenen şeylerin hepsinin gerçekleşeceğine inanıyorum. Yeter ki sizler bir arada olun ve bir arada kalın. Biz devlet olarak, ben burada devletin adına bulunuyorum. Devlet olarak vatandaşımızın daha fazla kazanmasından, daha refah içerisinde yaşamasından çok hiçbir şey isteyemeyiz. Bizim bütün amacımız size hizmet etmek. Herkes kendi sektöründe, kendi alanında sizlere hizmet etmek için çalışıyor, uğraşıyor, didiniyor. Ekmek paramızı bundan kazanıyoruz ve kurumsal olarak, devlet olarak da sizin daha fazla kazanmanızı her şeyden daha çok isteriz. Ve bunun yolu arkadaşlar bu şekilde birlik olmanız. Yasal mevzuat buna çok güzel yol açmış durumda. Bu imkanları kullanın.
birlik olun, harika bir oluşum meydana getirmişsiniz. Hem başkanlarımın hem müdürümün söylediği gibi bunu sürdürün. Bunu kırmak için oluşacak çabalara lütfen, lütfen kanmayın. Bazen insanın önündeki küçük bir avantaj bir süre sonra elde edeceği çok büyük avantajları gölgeleyebilir. Buna izin vermeyin, kısa vadeli düşünmeyin. Önünüzdeki o küçük avantajlara kanmadan, birliğinizi bozmadan bunu sürdürün. Bu bölge havza olarak arkadaşlar, ben eski bir istatistik hatırlıyorum. Akhisar'dan sonra, Akhisar Havzası'ndan sonra Türkiye'de en çok tütünün üretildiği havzaydı. İnanılmaz bir gücünüz var. Bunu kullanın. İnsanlar da sizin hakkınızı vermek zorunda kalsınlar. Firmalar da sizin hakkınızı vermek zorunda kalsınlar. Birlik olun, bir arada olun. Demokratik bir ortam var. Seçimler yapacaksınız, konuşacaksınız, tartışacaksınız. Bunlar demokrasinin doğası olan şeyler. Ama birliğinizden vazgeçmeyin. Her şeyi tartışın, doğrusunu bulun. Ben bu vesileyle tekrar sizinle burada birlikte olmaktan dolayı, bu güzel, hayırlı iş vesilesiyle birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Sözlerimi bitirmeden önce Kale Kaymakamlığı'na vekalet ediyorum. Kale Kaymakamımızın da, Beyağaç Kaymakamımızın da, o burada bulunamadı bir nedenden dolayı, onların adına da, onların selamlarını da size ileterek her türlü derdinizde, sıkıntınızda, bu işle ilgili veya diğer işlerle ilgili mülki idare amirleriniz olarak her zaman yanınızda, gecesiyle gündüzüyle olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz yanımızdaki arkadaşlara gelin birliğe katılalım demek için ne gibi bir şeyler teşvik etmemiz gerekiyor? Cazip bir şeyler söylememiz tabii gerekiyor. Biz bu kooperatifleri kuruyoruz, yönetiyoruz, işletiyoruz. Halkımıza söz verdiğimiz şeyler oluyor. Bakanlıklarımız yasa çıkarıyor. Yasa kooperatiflere yönelik veyahut da bu kuruluşlara yönelik oluyor. Yalnız bunu valilikte genelge olarak değiştiriyorlar. Özel sektör yönlü oluyor. Bu sefer de vatandaşı verdiğimiz sözler suluk alıyor yani. Biz gerçekleştirmiyoruz. Valilik genelge gönderdiği için gelen yasayı uygulayamıyoruz. Bu sayede biz kooperatif olarak veyahut da bu tür kuruluşlarda eli bağlı kalıyor. Yani sonuçta bu da aynı şekilde mi yön olacak, yoksa yasalar gerçekleşecek mi yani? Ben kooperatif başkanı bunun acısını çekiyorum yani. Biraz önce il müdürümüz de talep etti, tanka geri gönderdiğini söyledi. Evet. Biz bunların acısını çekiyoruz şu anda. Veli Kaçamer kardeşimiz, işte şu aşamada üretmiş olduğumuz tütünlerimizi teslim ediyoruz. Bu teslim esnasında da 2016 yılı için tütün şirketleriyle sözleşme imzalıyoruz. Bu sözleşmelerin bir bağlayıcılığı var mıdır şeklinde bir sorusu oldu. Buyurun başkanım. Arkadaşlar, bu geçici sözleşmedir. Kesinlikle bir bağlayıcılığı yoktur. Artı avans almadığınız için de herhangi bir sorumluluğunuz bulunmamaktadır. Bu işe niyet etmiş, bu işte emek harcamış tüm büyüklerime ben teşekkür ediyorum. Evet, haliyle bizim kooperatiflerimiz kuruldu. Çalıştırmaya çalışıldı. Başarılı olamadı. Bakınız, başarılı olamamasının sebepleri şunlardır. Bir, Sayın Mustafa Başkanımız söylediği gibi, bizim kalede, kaleli üreticilerimizin birçoğu bilir, bir kooperatif kuruldu. O zamanki abimiz belki bulamadı. Orhan Başkanımın başlattığı iş maalesef biz arkasından yürümedik. Biz arkasından gelmedik. O yüzden başarısız oldu. Şimdi arkadaşlar, bizim buradaki başarılı olacağız diye size garanti vermemizin sebebi, biz 3 belediye başkanı olarak bu işe başladık. Tavas, Kale, Beyaz. Bizleri kim seçti? Sizler seçtiniz. Bizim bu işten herhangi bir maddi çıkarımızın olması mümkün mü? Değil. Bugün bir belediye başkanının görevi de Tütüncüler Birliği kurmak değil. Ama belediye başkanının görevi halkını korumak,
ekonomiye katkı sağlamak, halkının hakkını aramak. Doğru mu? Biz kesinlikle ve kesinlikle bu işte çıkar peşinde değiliz. Ben köy toplantılarında özellikle üstüne basa basa söyledim. Biz Büyükşehir Belediyesi'ne geçiş noktasındaki ilk belediye başkanlarıyız. İşimiz çok, işimiz zor, işimiz dağınık. Artık biliyorsunuz bütün köylerimiz artık mahalle oldular. En ücra noktadaki vatandaşlarımız hepsi belediyeden hizmet beklemekte. Diğer ilçelerimizi çok bilmiyorum ama ben Kale Belediyesi olarak 533 kilometre kareye bakıyorum. 533 kilometre kare. Yani bu kadar işin gücün içerisinde benim bu işlerle uğraşacak vaktim hakikaten olmuyor. Ama ben hep söyledim, hep söyledim, gene de söylemeye devam edeceğim. Biz bütün yolları altın kaplasak, bütün yolları altın kaplasak, eğer sizin o yollardan geçecek araba alacak paranız yok ise, arabanız var, içine mazot, benzin koyacak paranız yok ise, o yollar neye yarar? O yüzden önce ekonomi dedik. Önce halkın ekonomisinin canlanması dedik. Ve biz bu yola baş koyduk. 3 belediye başkanı, 3 ziraat odası başkanı bu yola baş koydu. Beni tanıyanlar bilir. Başaramayacağım hiçbir işin altına girmem. Sonuna kadar da giderim. Yıkıldığım yere kadar giderim. Tek başıma kalsam da giderim. Ki burada ben tek başıma değilim. Arkamda abilerim belediye başkanlarım var. Arkamda abilerim ziraat odası başkanlarım var. 90 tane muhtarım var. Ve sizler varsınız. Ve 3 ilçenin halkları var. Ve dualar var. O hakkını isteyen analarım, bacılarım duaları var. Değerli izleyenler, Tavas'tayız, Takabey kuruluşundayız. Şimdi 3 tane önemli ilçemizin belediye başkanlarıyla kısa kısa röportajlarımız olacak. Evet başkanım, hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Estağfurullah. Takabey ile ilgili neler söylersiniz efendim? Takabey ile ilgili biz 3 belediye başkanımız, Tavas Kale ve Yağış Belediye Başkanımız, tütüncümüzün hak ettiği ücreti alabilmesi için, tütününü hak ettiği miktarda satabilmesi için bu girişime başlamıştık. İnşallah birinci olağan genel kurulunu yaptık. Ben herkese çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir katılım sağlandı. Herkes de burada gönül birliği etti. Bu işe vesile olan 3 ilçenin ziraat odası başkanlarını, belediye başkanlarını çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri burada yalnız bırakmayan 90 mahallemizin mahalle muhtarına, mahalle halklarına çok teşekkür ediyorum. Hayırlısıyla inşallah niyetimiz halis ve bu iş başarıya ulaşacaktır. Ben bugün bunu bir kez daha gördüm, anladım. İnşallah kendimize olan güvenimiz sonsuz. Hayırlı uğurlu olsun, hayırlara vesile olsun diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Evet, Kale Belediye Başkanım Sayın Erkan Haylan'ın görüşlerini aldık. Şimdi de Beyağaç Belediye Başkanım Sayın Mustafa Akçay Bey'in görüşlerini alacağız. Evet başkanım, siz neler söylersiniz? Evet, tekrar sizler hoş geldiniz. Tabii tütün üreticilerinin derdini, sorunlarını gerek Denizli basınına gerekse ulusal basına taşıma gibi bir misyonunuz var. Bu nedenden dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Tabii siyasi partilerde, derneklerde, kooperatiflerde genel kurullar olur, kongreler olur. Biz Tütün Üreticileri Birliğimiz, kısaca Takabey'de de bugün kuruluş genel kurul toplantımızı yaptık. Ben tabii birçok hem mesleğimiz itibariyle hem görevimiz itibariyle birçok genel kurullara katılıyoruz. Ama burada bugünkü genel kurulda üreticilerimizin içinde bir heves, gözlerinde bir
pırıltı gördüm. Dolayısıyla yaklaşık bir yıldan bu yana amacımız tütün üreticisi kardeşlerimizin alın terlerinin karşılığını alması şeklinde bir mücadelemiz var, uğraşımız var. Bölgesel olarak olaya bu noktada bakıyoruz. Ama ben bugünkü genel kuruldan ümitliyim. Bu genel kurulun bölgemizde tütün üreten üretici kardeşlerimizin kazançlarının artmasına inşallah vesile olacak. Ve bu amacımızı, bu hedefimizi gerçekleştirmek için hep beraber bölgesel anlamda işbirliği yaparak, diğer konularda olduğu gibi bu konuda da bölgesel anlamda işbirliği yaparak mücadelemizi devam ettireceğiz. Bu kardeşlerimizin alın tarihlerini hakkıyla almada bizim de bir tuzumuz olursa çorbada biz de o anlamda mutlu ve bahtiyar olacağız. Ben Kuruluş Genel Kurulu'nun bölgemize, ilçelerimize ve üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Evet, şimdi de Tavas Belediye Başkanımız Sayın Turhan Veli Akyol yanımızda. Evet başkanım, siz neler söylersiniz efendim? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz siz de. Başkanlarım da ifade ettiği gibi hakikaten birliğin sadece adı olmasın, aynı zamanda tadı da olsun deyip işi sadece kağıtlar üzerinde, işi sadece tüzükler üzerinde değil, işin uygulamalarında ne olabilecek onu bölgesel anlamda biz ortaya çıkardığımızı bizzat ve bilfiil behemahalde uyguladığımızı gösterme adına bugün çok güzel bir katılım vardı kurucu genel kurulda. Başta kaymakam olmak üzere sayın kaymakamımız, 3 belediye başkanı, 3 ziraat odası başkanı, karın ve hayvancılık il müdürümüz, tüm muhtarlarımız, bakın bölgesel anlamda Takabey, Tavas, Kale, Beyaç anlamında bir bölge. Bölgesel anlamda da bu tüm muhtarların katılımı ayrı bir önem ifade etmektedir. Onun için bölgenin gerçekleri üzerinden biz reel politik yapma arzusundayız başkanlarla birlikte. İnsanlar üzerinde hayalleriyle, dünyalarıyla, gelecekleriyle ve istikballeriyle oynama taraftarı değiliz. Reel politik gerçekler neyse onun üzerinden politik yapmak zorundayız. İnsanların ürünlerinin, ki bölgede T'ler çok önemli. T'ler dedim biliyorsunuz tavasıyla, efendim tütünüyle, turizmiyle, tekstiliyle, tarımıyla diye. Bu T'lerin önemi büyük. Ki biz bu espriyle karışık Turhan'ıyla falan diye T'de biliyorsunuz. Şimdi hakikaten tütün gerçeğinin ülkede ve bölgede bu gerçek üzerinden de nasıl real politikle insanların bu ürünlerinin gerçek kıymete ve gerçek değerle birlikte satılabilmesi üzerinde inanın tek hayal buydu. Bizler hep birlikte hayal ettik, niyet ettik, gayret ettik. Dolayısıyla şu anda da gerçekleştiriyoruz ve Allah'a da tevekkül ediyoruz. İnşallah bu insanların emekleri zayi olmaz. Çünkü herkes helal yoldan rızkını temin peşinde. Rızıkları da gerçek manada verecek olan Cenab-ı Allah olduğuna göre de biz tarım üzerinden bu rızka yapışacağız. Ama yapışırken de dünya gerçekleri üzerinden bunu nasıl satabileceğizin üzerinde. Şimdi birlik üzerinden inşallah dünyadaki ekonomik değişimler, dönüşümler üzerindeki gerçekleri de nasıl okuyabileceğimizi birey birey, bir zürra, bir çiftçi, bir müstahsil bunu yapamayacak. Ama ne yapacağız? Ziraat odalarımız var. İşte şimdi birliğimiz gündeme geldi, birliğimiz kuruldu. Bunun üzerinden, tütün üzerinden inşallah hayaller gerçek oluyor diye düşünüyorum ben. Ben emeğe geçen bütün kardeşlerimize, yeni yönetim kuruluna, denetim kuruluna, görev alan yedek üyelerimize ve bütün emeğe geçen arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunuyorum. İnşallah üst birliğimiz de Ankara'da kuruldu. Şu anda üst birlik temsilcimizi de asil ve yedek olarak onları da seçtik. İnanıyorum ki Tavas, Kale, Beyaç, Denizli'mizde de, Ege bölgesinde de ve Türkiye'de ve dünyada da. Çünkü tütün bir dünya gerçeği olduğuna göre inşallah ses getirecektir diye düşünüyorum. Yeter ki bu birlik dirliğe, dirlik irliğe evrilmeye devam etsin diyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Evet değerli izleyenlerimiz, şimdi de Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz Sayın Sezgin Kutlu yanımızda. Evet başkanım, birlik inşallah kuvvet doğuracaktır. Siz bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii çok önemli bir çalışma oldu bugün. Takabey ilk genel kurulunu yaptı. Bakanlık olarak birliklerin, kooperatiflerin önemini her zaman çiftçimize anlatma gayreti içindeyiz. Gerçekten üreticinin birlik olarak hem girdi maliyetlerini düşürmesi hem de pazarlamada da aktif olarak kendisinin rol alması lazım. Günümüzde dünya çapında biliyorsunuz rekabet çok fazla, çok büyük. Bundan dolayı da biz de bu amansız rekabetin içinde çiftçilerimizi ayakta durdurabilmek için
bakanlık olarak birlikleri ve kooperatifleri destekliyoruz. Gerçekten çok örnek bir çalışma. Bazen bir mahalledeki insanları bile kooperatif olarak bir araya getiremiyorsunuz ama burada 3 tane ilçe, işte belediye başkanlarıyla, ziraat odası başkanları ve üreticileriyle bu işe baş koydular. Birlikte birliği kurdular. İnşallah bundan sonra da çalışmalarında, projelerinde Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak her zaman yanlarında olacağız. Onları destekleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, şimdi de Tavas Ziraat Odası Başkanı Sayın Orhan Akyol yanımızda. Evet başkanım, sizin misafirliğinizde, ev sahipliğinizde çok güzel bir toplantı oldu. Neler söyleyeceksiniz başkanım? Öncelikle hoş geldiniz. Ben buradan Tavas'ımızın Kale, Beyaç çiftçilerimize öncelikle saygı ve selamlarımı yolluyorum. Takabey diye biz Tütün Üreticiler Birliği kurduk. Tavas Kale Beyağaç. Biz burada tüccarla üreticinin arasında köprü vazifesi göreceğiz. İnşallah hayırlı uğurlu olur. 3 belediye başkanımız, 3 oda başkanı arkadaşlarımızla beraber bu işe gönül verdik. Önderlik yaptık. Kalabalık, gördüğünüz gibi kalabalık bir şekilde bir genel kurul yaptık. Herkesin memnun olduğu şekilde. İnşallah bölgemize hayırlı uğurlu olur. Teşekkür ederim. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum başkanım. Çok sağ olun. Evet devam ediyoruz. Şimdi de yanımızda Kale Ziraat Odası Başkanımız var. Evet başkanım, izleyicilerimiz için sizi bir kez daha tanıyalım. Evet ben Kale Ziraat Odası Başkanı Halil Saygın. Vekil Bey'im siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum başkanım. Siz toplantıyı nasıl buldunuz? Neler söylersiniz? Biz bu işin zaten baştan beri başkanlarımızla sağ olsun 3 belediye başkanı, 3'te ziraat odası başkanı olarak biz bu işi olmazsa olmazlarından dedik. Ne gerekirse yapalım. Yani şurada vatandaşımızı 3-5 kuruş daha iyi tütün satabilme açısından bu düşünceyle yola çıktık daha doğrusu. Çok şükür başardığımızı inanıyoruz. İnşallah Tavas'ımıza, Kale'mize, Beyacımıza şu Takabey inşallah hayırlı olur. Vatandaşımız da inşallah şurada 3-5 kuruş fazla para kazanır. İnşallah. Çiftçimiz bunu bekliyor muydu başkanım? Evet, evet. Çiftçimiz şimdi her yıl fiyatlarda tamam, biz tüccarla herhangi bir ters düşme olasılığımız yok. Tüccarımız her yıl düzgün bir şekilde fiyatlarda olsun, şeylerde ödemeler, herhangi hiçbir sıkıntımız yok. Ama tabii birlik aracılığıyla olursa da hiçbir iş değilse her yıl birer lira fiyat artışı oluyor. Bana hiç değilse 3-5 rakam daha üste çekelim. Yani millet ferahı erişsin diye bu yolu çıktı efendim. Musa Hayat, Beyaz Ziraat Odası Başkanı. Toplantımız gayet iyi oldu. Önemli olan ziraatte para kazanmak, tarımda para kazanmak ve üreticimiz hakkını alabilmek. Hakkını alamadığı zaman ürünlerde, üretimde azalmalar olur. Dolayısıyla tütün üreticisi de şu dönemlerde hakkı olan parayı alamadığı kanaatindeyiz. Dolayısıyla tütün üreticimizin yanında bulunduk. Üreticimiz için bir birliktelik sağladık. Çok iyi bir şey olduğu kanaatindeyim. İnşallah üreticilerimiz de bundan dolayı girdileri yükselir, kazançları bollaşır ve ne kadar kazançları bollaşırsa hayat standardı o kadar yükselir. Bu emeğin, tütün üretimi çok emekli bir iş olduğu için bu emeğin karşılığını alarak da rahatlamış olurlar. Devamı da sağlanır diye bekliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben efendim. Teşekkür çok ederim. Çok sağ olun efendim. Evet değerli izleyenlerimiz, Denizli'nin 3 tane önemli ilçesi Tavas, Kale ve Beyağaç'ta Takabey Tütün Üreticiler Birliği kuruldu. Biz de tabii inşallah bu birliği takip edeceğiz. Önümüzdeki günlerde faaliyetlerini sizler için takip edeceğiz. Biz şimdi buradan ayrılıyoruz. Herkese hayırlı günler diliyorum efendim.